Nasıl gidiyor? İyi, idare ediyoruz. Ben aslında seni sormuştum. Karımın katiline gece gündüz aynı havayı soluyor. Belki bana günaydın diyor. Ben haline hatırını soruyorum. İçinden bana pis pis sırıtıyor. Onu biliyorum. Bildiğim için gördüğüm herkese katil gözüyle bakıyorum. Böyle baktığım için de kendimden nefret ediyorum. Sen söyle bana Melis. Nedir benim durumum? Ha, pardon. Melisa. Valla ben fasulye falan yemedim. Sadece pilav yedim. Yine yeme. Tamam. Sana baklava söylüyorum. Allah Allah. Ekmek yok. Bunun hiç acısı yok ama ben acısız valla seni. Şurada bekletmemişler bunu. Et yok şunun içinde be. Çocuğum Emre durma bak. Hasret ablan gibi diyete sokacaksın seni ha. Düğmelen dağlanmıyor. Ya Allah Allah. Belki pehlivan olacak kız. Ne pehlivanı kız? Ressam olacak benim çocuğum. Değil mi kızım? Doktor mu olsa acaba? Ya bırakın ne istiyorsan olsun. Dur. Çiçi. Go cebine go. Ben doğdum mu? Aç bakayım şunun sesini. Aç şunun sesini. Sesini aç. Arkadaşlar lütfen. Oğlum lütfen. Bu Kudret'in kocası Zeki Öztürk değil mi be? Arkadaşlar lütfen. Kudret'in kocası. Evet arkadaşlar geldim. İfade verdim. Ama bir kere... Savcının iddiaları baştan soran ön yargılarla kurulu. Yani tek bir somut delil bile yok. Gizli tanık diye tutturmuşlar kimdir, neyi nesildir bile. Silah kaçakçılığı yapsam bunu kendi şirketim üzerinden mi yaparım? Şirket değilmiş. Kim utalaklığı yapar? O şirket benim. Teşekkürler arkadaşlar. Kudurdu, kudurdu. Arkadaşlar lütfen. Hatice kapat şunu. Bırak kalsın. Nenem senin kumana daşmış ha. Ama bak hiç dinlemiyorsun beni. Şu dilimde tüy bitti yani. Emekli ol sen ya. Bırak şuraları. Kapat dükkanı. Bize bırak. Hem bize kuma da gelmez. Senin suyun iyice ısındı kınalı yapınca. Hamama gel de kızlar bir güzel keselesin seni. Emrin olur anne. Randevu alabiliyor muyuz? Kalabalığız çünkü. Gel. Ben senin derini güzel yüzeceğim. Gel sen. Köpürtelim yavrum. Yarası büyük, yarası büyük. Bulaşmayın. Dikkat dikkat. Yemek saati sona ermiştir. Bütün patlıklar kısımda. Hamamcı teyze, hamamcı. Hadi lan kaçalım lan, hadi. Çocuğum ben taşırım, buzum benim. Kız nasıl taşıyor? Taşıyor, minnacık ellenle. Gel. Yürü. Narkotik köpekler. Avuşturucu falan sokmasınlar diye herhalde. Nereye götürüyorsunuz kızımı? Köpek kokaldı, üst araması yapacak. Ver şu tersi. Ne araması? Ya üstünde yasaklı madde varsa söyle, uğraştırma. Ya ne yasaklı ya. Maddesi olacak üzerinde? Yapmayın Allah'ını severseniz ya. Kime geldin sen? Anneme. Tamam anladım da adı nedir? Deniz Demir. Berna hemen buraya gelir misin? Üst araması yapılacak.
Yürü. Ya nereye götürüyorsun diyor. Siz burada kalıyorsunuz. Kurallar böyle. Bekleyin. Yürü. Benim gerçekten üzerimde. Siz durun efendim. Gerçekten. Aynı şeyleri tekrarlayıp durma. Sağır değil. Ne olacak şimdi? Üst araman yapılacak. Kadın infaz koruma memurları. Ne olur bırakın gidip annemi göreyim. O dediğiniz yasak maddeyle benim hiçbir alakam yok. Gerçekten. Köpekler öyle demiyor ama. Niye öyle oldu ben bilmiyorum. Gerçekten yani. Adın ne senin? Ecem. Ecem. Bak Ecem. Köpekler yalan söylemez. İnsanlar söyler. O yüzden üstünü arayacağız. Yapacak bir şey yok. Ha, ama annem... Üstünde yasaklı madde bulurlarsa seni de atarlar annemin yanına. Çıkart ceketi. Koy masanın üstüne. Yazık. Gencecik kız. Ne işi olur ki bunun uyuşturucuyla? Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Tamam kes. Aç ağzını. Aç. Kaldır dilini. Öbür tarafa. El kafana. Tamam kaldır. Kolları kaldır. Bitti mi? Üstündekileri çıkar. Ne? Çıkar hadi üstündekileri. Seni mi bekleyeceğiz? Kızınla kocan geldi. Hemen heveslenme. Kızınla görüşemeyebilirsin. Ne? Öyle bir ihtimal var yani. Neden? Narkotik köpeği üstünde koku aldı. Üst araması yapılıyor. İnce arama. Nasıl olduğunu biliyorsun. Olamaz. Ama nasıl olamaz? Hadi. Hadi ama onları da çıkaracaksın. Ne olur ne olur ben hiçbir şey yapmadım. Kural böyle. Üzgünüm. Onları da çıkartacaksın. Merhaba Deniz. Ecem nerede? Bana merhaba demeyecek misin? Kızım nerede? Beraber geldik. Onu aldılar şimdi üstünü arıyorlar. Aldılar ne demek? Neden aldılar? Bilmiyorum Deniz yani ben de engel olamadım. Peşlerinden gitmeye çalıştım. Narkotik dediler üstünü arıyorlar şimdi. Narkotik mi? Hakan sen ne diyorsun ne narkotiği? Bilmiyorum Deniz yani bilmiyorum işte engel olmaya çalıştım olamadım. Bilmiyorum ne demek? Ne demek bilmiyorum? Biz senin yüzünden buradayız biliyorsun değil mi? Daha doğrusu benim yüzümden buradayız. Bugüne kadar seni terk edip gidemediğim için. Deniz. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir babasın? Kızımıza sahip çıkamadın. Aldılar götürdüler kızı. Deniz biraz sağ ol. Baban epeydir görünmüyor. Çok meşgul herhalde bu aralar. Televizyonda gördüm. Yanında gene o... Hiç yanından ayırmıyor. Söyle ona. Ayağına denk alsın. O... O... Kameralardan uzak tutsun. Burada bir ağırlığım var. Millet televizyonda babanı görünce... O süslü püslü genç kadınlarla. Ama nasıl bakıyorlar dersin? Babam nasıl bakıyorlar? Acıyarak. Acıyarak bakıyor. Benim gibi bir kadına bu yapılmaz. Bana yapılmaz. Onun yüzünden buradayım ben. Ben bunu hiç hak etmedim. Hem de hiç hak etmedim. Sen birilerine bir şey mi söyledin? Senden başka bilen yoktu. Olur mu öyle şey? Benden laf çıkar mı? Bak eğer söylediysen... Ya sen ne kadar aşağılık bir adamsın. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsun. Kudret.
kocamın arkasından ne pis dolaplar çevirdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? O malların o dakika o gümrükten geçeceğini bizden başka bir tek sen biliyordun. Hayır ben. Hayır ben. Sen bizi sattın. Sen ihbar ettin bizi Hayri. Polise de sen öttün. Ya sen ne kadar adi bir adamsın. Zeki, bu evde ne zamandan beri senden daha çok bu kadının sözü geçer oldu. Zeki, senin şu ortağın var ya, vedalaş onunla. Artık yok. Sen babanın değil, benim oğlumsun. Bundan sonra da sadece benim oğlum olarak kalacaksın. Arayı çok açma. Özlüyorum ben. Merak etme annem. Ben en yakın zamanda yine gelirim. Gelinim nasıl? Dünürüm burada. Dünürüm burada, gelinim yok. Gelinim değil mi anne? Sık sık görüşüyor musunuz? Evet. Dün akşam bendeydi. Aferin. Aynen böyle devam et. Yalnız bırakma kızı. Biz arkadaşız anne. Öyle bir şey değil bizimkisi. Tabii tabii arkadaşsınız. Arkadaş olun. Birisinin bu kıza sahip çıkması lazım. Kız çok güzel. Kurda kuşa yem olmasın. Ne demek eve gelmiyor? Sen necisin o evde? Ya sen Ecem'i tanımıyor musun? Koca kız oldu işte, bazen laf saçma dinlemiyor. Saçma konuşma Hakan. Sen babasın. Babasın. Halinden anla biraz kızım. Her şey böyleyken o yaştaki bir kız başıboş bırakılır mı? Tamam, ilgileneceğim. 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 Senin için müebbet ihtimali var dediler. Ama elimden geleni yapacağım ya. En iyi avukatı tutacağım. Ha, gerekirse daha çok avukat. Yani senin buradan kurtulman için ya da en az cezayla çıkman için ne gerekiyorsa yapacağım. Bize ne yaptın görüyor musun? Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Artık Ecem'i aramanı istemiyorum. Onu her aradığında alt üst oluyor. Sen ne dediğinin farkında mısın? Kızım o benim. Ben ne dediğimin farkındayım. Artık onu aramanı istemiyorum. Her aradığında psikolojisi alt üst oluyor. Artık sensizliğe alışması gerekiyor. Benim de sensizliğe alışmam gerekiyor. Alış. Alış ya. Bensizliğe alış. Ne olur alış. Deniz, ben seni çok seviyorum. Sevme. Sevme. Ne olur beni sevme artık. Allah aşkına beni sevme. Ben aptallığı nasıl yaptım ya? Ben böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Ben senin gibi adamı nasıl sevdim? Nasıl sevdim bu zamana kadar seni? Niye terk edemedim ben? Ben seni niye terk edemedim? Mahvettin. Bizi mahvettin. Neden terk edemedim seni? Mahvettin. Mahvettin bizi, mahvettin. Deniz.
İyi misin? Ne oldu içeride? Görüşü almadılar. Görüştürmediler annemle. Bir de arama yaptılar. İnce arama diyorlarmış. Nasıl olduğunu biliyorum. Görüş cezası verdiler bir de. Kim bilir ne zaman göreceğim bir daha annemi. Bana ne sordular biliyor musun? Uyuşturucu içilen bir ortamda bulundun mu? Kokusu üstümdekilere sinmiş. Dün gece içtiğin sigaranın içinde bir şey var mıydı? Vardı değil mi? Şey çok affedersin. Pardon çok acil bir telefon etmem lazım. Sıranı verir misin? Olmaz arkadaşım. Ne olur. Ne olur lütfen. Gerçekten çok önemli. Bu kadar önemli olması istemem. Tamam önemlidir. Benim de önemli işlerim var. Lütfen. Ne olur. Kızımla ilgili gerçekten çok acil bir mesele. Veremem dedim. Ver sıranı. Sağ ol. Annem herhalde. Aç. Ne diyeceğim ki? Ne bileyim bir şeyler söylersin ya. Alo. Alo. Ecem. Ecem. Ne oldu? Bir şey olmuş. Babam bir şeylerden bahsetti. Uyuşturucu meselesine. Anne. Anne ben de bilmiyorum. Köpekler üzerimde uyuşturucu kokusu almış. Nasıl? Nasıl? Sen ne söylüyorsun Ecem? Ben de bilmiyorum anne gerçekten. Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. Dün okul çıkışı. 5 dakika bir yere uğradım. Herhalde birileri içiyor onu orada üstüme sinmiş. Gerçekten bilmiyordum anne çok özür dilerim. Tamam kuzum. Bak Ecem ne olur kendine dikkat et. Burada bir de seni düşünmeyeyim tamam mı? Aklım sende kalmasın. Tamam anne çok özür dilerim gerçekten. Tamam geçtim. Tamam şimdi kapatmam lazım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum anne görüşürüz. Bak işte becerdim. Yani bence çok iyiydin. Neyi becerdim ya? Neyi becerdim? Yalan söyledim anneme. Anneye yalan söylenir. Ben söylemem. Söylemezdim en azından. Oğlum. Hallettin mi acil işini? Evet. Hallettim. Sağ ol. Bir dakika. Düşündün mü geçen günkü mevzuyu? Hangi mevzu? 50 kere söyletme adama. Konuştuk ya, benimle misin, değil misin, tarafını seç diye. Şey, ben kimsenin tarafında olmak istemiyorum. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Birinin canı yanacaksa, yanlış anlama. Şimdilik sadece Azra'yı kastediyorum, er geç yanar. Sen engel olamazsın. Ama kendi canının yanmasına engel olabilirsin kuzu. Allah bağışlasın. Maşallah çok güzel kızım var çok. Allah bağışlasın. Sen nereden biliyorsun? Çok güzel bir muhitte oturuyorsunuz. Neydi? Çiçekçi sitesi B blok daire 79 değil mi? Çok aktif, çok sportif bir kız. Böyle modada sporlar ne falan. Ne demek? Ne demek istiyorsun? Bir zamanlar bir tanıdığım bir kız vardı. Yaşı benzemesin. Kız aynı senin kızın yaşındaydı. Bir gün okuldan çıktı. Yaya geçidinde böyle giderken bir araba geldi kıza. Felaket bir görüntü.
Felaket bir manzaraydı, felaket. Felaket. Neyse, biz kendi konumuza geçelim. Bu Azra çok asi bir kız olmaya başladı. Sıkı bir terbiyeye ihtiyacı var. Çok sıkı. Sen de kız evladı büyütüyorsun ya. Bu konuda bana yardım edeceksin. Hepsi bu kadar mı? Evet efendim. Son bir haftanın bütün kamera görüntüleri bunlar. Peki. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çıkabilirsin. Ben yalnız büyüyen kızları nasıl terbiye edeceğini iyi bilirim. Bak ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Babanın gösteremediği sevgiyi benim göstermemi ister misin? Bulaş babana. Ha ya da gel hadi bunların hepsini unutalım. Tatlı tatlı seveyim seni. Müdür Hanım, beni çağırtmışsın. Hoş geldin. Otursana. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Koltuk yakışmış. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, bildiğin gibi. Akmasa da damlıyor. Kudret bir takım hazırlıklar yapıyormuş duyduğuma göre. Öyle miymiş? Ben bir şey duymadım. Sen nereden duydun? Kudret de olsa satmam diyorsun yani. Kendi işimi kendim hallederim diyorsun. Ama seni bitirmeye çalışacak Azra. Bana da bir mesaj verecek. Buranın patronu benim. Bu cezaevini bensiz yönetemezsin diyecek. Bir taşla iki kuş. Eski yöntem. Yeni idareyi test etme yöntemi. Benim kafam karıştı ama. Sen beni mi düşünüyorsun yoksa kendi idareni mi? Her ikisi de. Sen de benim idaremin bir parçasısın. Hepiniz, tüm cezaevi. Anlıyorum. Başka bir şey? Bir kahve mahvede ısmarlamıyorsun ki yani. Gideyim ben. Malum işim başımdan aşkın. Rutin beklemez. Tekrar hayırlı olsun. Müdür Hanım. Babanın gönderdiği mektuplara cevap vermediğini öğrendim. Bana ilaç lazım. Acil etmesin. He, yalnız parafeşin kırmızı meşe. Eyvallah. Ha, bu Azra karısı çok azıttı. Yakında kantinin ihalesini de ister bu. Buongiorno, işleriniz hayırlı olsun. Nasıl gidiyor? Ha? Nenem, sen iş mi arıyorsun? Hiç boşuna sulanma bizim işimize, gücümüze, emekliliğin tadını çıkar ya. Bu kadar hırslı olma, kınalı yapacak. Kefenin cebi yok. Doğru, sen daha iyi bilirsin kefenin nesi var, nesi yok. Baş
Maşallah Sübhanallah. Çocuğum sen senin ipek gibi değil mi ablası? Çok. İpek gibi. Sen nereden öğrendin böyle örmesini? Kızımın saçlarını örüyordum. Her sabah okula giderken sordum. Annen ne zaman gelecek seni almaya? Bilmiyorum ki seninki. Gelir herhalde yakında. Asker abi, annem gelince haber ver, olur mu? Babamız bizi sevmedi, sevmedi, sevmedi. Babamız bizi sevmedi, çekildi. Tahliye olan mahkum çocukları. Neden buradalar hala? Parası yoktu annelerinin. İçerideki arkadaşlarına emanet edip gittiler. Kimi bir iş bulup gelecek. Kimi memleketinden para alıp gelecek. Böyle. Geliyorlar mı peki? Bazısı gelir. Bazısı bir daha hiç uğramaz. Bir sürü çocuk var ama ortada çocukluk yok. Kayıp. Aynen öyle. Dikkat dikkat. Havalandırma saati sona ermiş. Müdür hanım niye toplamış ki bu saatler kızı? Kim bilir, tanışmak istemiştir herhalde. Tanışmıyorduysa. O eski Melis'ti, bu yeni Melis. Melis Ersoy Hanım, başka biri. Bakalım kimmiş? Arkadaşlar sizlere mesai bitiminde böyle gider ayak buraya toparladığım için beni mazur görün lütfen. Yeni görevime atandıktan sonra günün telaşı içerisinde sizlerle bir araya gelemedik. Hepimizin de bildiği gibi vahim bir olayın sonrasında gerçekleşti bu atama. Ben detaylara girerek kimsenin acısını deşmek istemiyorum. Çekinceleriniz var, farkındayım. Ama şunu anlamak zorundayız. Bir insana verilebilecek en büyük ceza onu özgürlüğünden mahrum bırakmaktır. Mahkumların şartlarını ağırlaştırdığımızda bizler aslında onlara verilen cezaları da ağırlaştırmış oluyoruz. Ve buna hakkımız yok. Vicdanen ve insani olarak böyle bir şeye hakkımız yok. Bir şey mi diyecektin Özlem? Gayet iyi anlıyorum da Melis Hanım. Çizgiyi nerede çekeceğimiz konusunda bazı endişelerim var. Ne gibi? Evet, dinliyorum seni. Çizgiyi aştığımız anda kontrolü kaybederiz. Mahkumlar üzerinde kontrolü kaybettiğimizde de başımıza nelerin geldiğini acı bir biçimde tecrübe ettik. Peki, ya sana bütün bu kastettiğin şeylerin sebebi aslında mahkumları aşırı kontrol altına alma hevesiydi desem? Denetim tabii ki şart. Ama asıl amaç şu. Mahkumların kendilerini, kendi rızalarıyla denetleyebilmelerini sağlamak. Acaba şunun farkında mıyız? Biz içerinin güvenliğini sağlamak için baskıyı arttırdığımızda dışarının güvenliğini tehlikeye atıyoruz. Evet, dışarının. Çünkü bu mahkumlar bir gün tahliye olacaklar. Onları pimi çekilmiş birer bomba gibi sokağa saldığımızda biz işimizi iyi mi yapmış oluyoruz yani? Asla. İşimizi ne zaman iyi yapıyoruz biliyor musunuz? Parkta çocuğunu salıncağa bindiren bir anne, 3 gün önce cezaevinden çıkan bir mahkumla gönül rahatlığıyla aynı bankta oturduğunda. Affedersiniz Melis Hanım. Siz şunu mu demek istiyorsunuz yani? Benim karımın katili sabah kalkıp biraz pilates yapacak. Sonra akşamüstü biraz İngilizce öğrenecek. Sonra da komik bir film izleyip gayet güzel bir gün geçirmiş olacak. Öyle mi?
Abi. Söyle. Efendim? Bir şey diyordum. Ha şey abi, şimdi ne yapıyoruz diye soracaktım. Deniz'i kurtarmanın yollarını arıyoruz Ali'ciğim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ha? Gitmekle mi tehdit ediyorsun sen beni? Gideceksen git, defol! Defol git, gitmekten başka ne bilirsin ki sen zaten? Sıkışınca dön arkana git! Cehennemin dibine kadar yolun var. Ne işe yarıyorsun ki sen zaten bu evde? Dönme bana arkanı! Arkanı dönme dedim sana, dur bir dakika! Dur diyorum Rasim! Rasim gitme! Gitme! Allah belanı versin! Allah senin belanı versin! Baba gitme. Azra! Azra! Gitti baba. Gitti. Niye gitti biliyor musun? Niye defolup gitti biliyor musun? Senin yüzünden. Senin yüzünden gitti. Geberteceğim seni. Seni geberteceğim. Kötü bir gün müydü? Sayılır. Yani her zamanki gibi. İyi geceler. Hasret beni delirtecek. Delirtecek. İki çanak tatlıyı yemiş, bir de daha benimkinde geliyor. Tamam Dudu, bırak yesin Allah aşkına bırak. Yesin yesin, ondan sonra diyor ben zayıflayacağım, nasıl zayıflayacağım, diyete gireceğim bilmem. Tamam bir sus, bir dakika dur. Bir dur, dur ne olur, dırdırlama dur. Deniz. Ne oldu sana? Yine gamlı baykuş gibi düşünüyorsun. Kızımı özledim. Çok özledim. Yani... Ondan bir an bile ayrılamazken şimdi benim müebbetim konuşuluyor. Hani hayat çok tuhaf. Hani her şey bir anda bu kadar hızlı değişebilir mi? Aman dur bakalım ya. Daha savcının işisi. Ne o? İddianame. İddianamesi bile hazır değilmiş. Hemen ensen karartma bakayım. Ne müebbeti mi şu? Müebbet diye kim diyor müebbet? Boşuna ümit vermeyin. Kıza kötülük ediyorsunuz. Sahte ümit hapishanede en kötü şey kuzum. Ümit tüccarlarından uzak dur kuzum. Ha, bak bunların hepsi yolcu. Ama seninle ben hancıyız. Bunlar gider eninde sonunda biz seninle baş başa kalırız. Aslında bir konuda haklı galiba. Galiba ben hancıyım. Deniz Demir, hazırlan. Öğleden sonra keşfe çıkıyorsun. Keşif? Olay yeri keşfi canım. Nihal Hanım'ın cinayetiyle ilgili. Ceza savcısı, senin avukat
Daha bir alay insan. Hadi topla. Hadi kardolar topla. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Özlem. Hemen başlayalım. Müdür odası bu tarafta. Eğer üstüne gelirse sakin ol, telaşlanma. Sadece olanları anlat. Olanları. Ne bir eksik ne bir fazla. Anladın mı? Deniz, söylediklerimi anladın mı? Anladım. Anladım. Güzel. Avukat bey. Heyet geldi. Tamam, hadi gidelim.